Şimdi biraz siyaset diyelim. Siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzük kurultayı yaklaştıkça efendim görüşmeler, parti içi mücadeleler bir kez daha ayyuka çıktı. Geçtiğimiz günlerde Trabzon Kliği'nin tam desteğini arkasına alan ve Saraçhane diye bilinen grubun liderliğini yürüten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir önceki genel başkan yani Dersim Kliği'nin şartsız şüphesiz desteğini arkasında bulunduran Barış Sitesi grubu olarak bilinen grubun da liderliğini halen yürüten eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir arada yaptığı görüşme üzerine çok şey konuşuldu, çok şey tartışıldı. Kulislerde başka şeyler konuşuluyor. Ekrem Bey'in Kemal Bey'e sen artık mümkünse aday olma, tabanda bunun karşılığı yok dediği iddia ediliyor. Ama bu iddialar acaba doğru mudur, değil midir onu da bilemiyoruz. Tabii geçtiğimiz günlerde bütün bunlar konuşulurken bir buluşma daha gerçekleşti. O buluşma ise Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut genel başkan Özgür Özel arasında yapıldı. O ikilinin buluşmasında Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hazır bulundu. Peki bu görüşme neyi anlatıyordu bize? Bu görüşmede bir detay olduğu söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde bir soru var. O soru ne? Soru işareti şu. Ekrem İmamoğlu bu üçlünün buluşmasında yani şu üçlünün buluşmasında neden yoktu? Ve bir önceki buluşmada bu üçlü niye yoktu? Böyle bir soru var. Acaba bu sorunun üstüne bir soru daha soruyorlar. Diyorlar ki acaba Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a ayrı bir cephe mi açtı? Yani daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet acaba artık bundan sonra Özgür Özel, Mansur Yavaş birlikteliğiyle bir başka boyuta mı taşınacak? Bunu bilemiyoruz tabii. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmalar devam ederken gelin biz bu görüşmenin detaylarını izleyelim. Havada tüzük taslakları uçuşuyor. Yalan yanlış bilgilerle her kafadan bir ses çıkıyor. CHP'de parti içi kavga bitmiyor. Elinde koca bir bıçakla bir hırsız içeri giriyor. Bizimki de kalkıyor oradan hey kimsin sen deyip karşısına dikilince CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le hedeflenen değişimi yakalayamayan CHP'de son çare olarak tüzük kurultayı görülüyor. Kurultay çarşamba günü Sivas'ta toplanacak. 4-9 Eylül arası 6 günlük bir değişim kurultayını öngördük. Kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki gelişmeler de takip ediliyor. Özgür Özel Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Sözleştiğimiz üzere Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelip onun tüzükle ilgili geldiğimiz noktayı anlatıp önerilerini alacağım. Onları da yarın erken saatlerde tüzük komisyonuna teslim edeceğim. Buluşma Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait MOGAN tesislerinde gerçekleşti. Mansur Yavaş da görüşmede Özgür Özel'e eşlik etti. Toplantıda tüzük değişiklikleri ve parti içi reformlar hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı. Özgür Özel görüşme sonrası parti meclisini topladı. Toplantıda kurultay öncesi son gelişmeler ele alındı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.